Değerli basın mensupları, değerli dostlar, bugün burada Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi olarak Cumartesi annelerinin 900. haftada gerçekleştirmek istediği barışçıl gösteri hakkının engellenmesine dair bir suç duyurusu gerçekleştirdik. Hepinizin bildiği üzere Cumartesi anneleri 900 haftadır kayıp yakınlarını arıyor. 900 haftadır yakınlarının kaybedilmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuna ve devlet yetkililerine duyuruyor ve kayıplarının bulunması için devleti sorumlu davranmaya, sorumluluklarıyla uygun hareket etmeye çağırıyor. Gözaltında kayıplara karşı mücadelede en önemli engellerden birisini oluşturan cezasızlığa karşı mücadele ediyor ve cezasızlığın kaldırılması için devleti yine göreve çağırıyor. 900 haftadır ısrarla sürdürdüğümüz bu mücadele maalesef 900. haftada da bir engelle karşılaştı. Anayasal haklarımıza rağmen, uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımıza rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen barışçıl toplanma hakkımız, ifade özgürlüğümüz bir kere daha engellendi. Hakikat ve adalet arayışımız bir kere daha engellendi. Biz bugün özellikle bu hukuk dışı engellemelere, yasaklamalara ve gözaltı uygulamalarına dair suç duyurusunda bulunduk. Savcıları göreve davet ettik. Savcıların bu işlenen suçlarla ilgili soruşturma açmasını ve bu hukuksuz uygulamaları durdurmasını istedik. Bu açıklamaya ilişkin, yani bu suç duyurularımıza ilişkin savcılığın nasıl bir tutum alacağını izleyeceğiz hep birlikte. Biz kayıp yakınları olarak 27 Mayıs 1995'ten bu yana sürdürdüğümüz hakikat ve adalet mücadelesinde her zaman gerçeği bilme, sevdiklerimize ulaşma ve adaletin sağlanması talebinde bulunduk. Ve bu talepler bizim anayasal haklarımızdı. Her zaman önümüze hukuka aykırı olarak şiddeti çıkartanlara bir kez daha buradan suç duyurusunda bulunarak cevap vermiş olduk. Bugün buradayız, her yerdeyiz ve anayasal haklarımızı, hakikati, adaleti aramaya devam edeceğiz. Anayasal hakların ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Son kaybımız bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz. Kaybedenler yargılanıp cezalandırılıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz. Oğlumu karakola kendim koluna girerek götürdüm. Ben o karakoldan çıkaramadım. Şimdi ise ben 27 yıldır bu eyleme devam ediyorum ve gözaltına alınıyorum. Bugün diyorum ki polis kamerası nerede? Ona söyleyeyim. Bakın beni gözaltına, beni kolumdan tutup gözaltına çekiştirerek alıyorsunuz ya. Keşkem kolumdan tutup da gel senin oğlunun mezarı buradadır diye götüresiniz. Yalnız bu soylu mu, boylu mu nedir? Hep annelere çadır kuruyor ya. Ben beklerim ki bir çadır da bize Galatasaray Meydanı'nda kurulsun. Biz de oradan hakkımızı arayalım. Evladımı öyle arayalım. Teşekkür ederim. Hani siz darbecilere karşıydınız? Peki bizim hukukumuz nerede? O zaman 12 Eylül zihniyeti halen daha yaşamamızın her alanında devam ettirmektedir. Teşekkür ediyorum. Bu oturma eylemimiz dünyada ve Türkiye'de tektir. Bu kadar uzun süre bir barışçı eylem yoktur. Aslında barışçı olması Süleyman Soylu'nun gözüne battı. Orada bir şey yaratmak için İşte ben rahatsız oluyorum. İnsanlar rahatsız oluyor. Bahanesiyle 700. haftada bir saldırı yaptı ve orayı bize kapattı. Şimdi o meydanda polislerin tankları, tüfekleri duruyor. Bu çok mu iyi bir görüntü? Bu birçok insanı rahatsız ediyor aslında.
Biz hiç kimseye rahatsızlık vermedik. İnsanların akıbetini sorduk. İnsanlarımız nerede dedik.